Yasemin Hanım benim için patrondan da ötedir. Melek gibi bir insandır o. Melek mi? Yasemin Hanım. Öyle ya. Hiç kimseye benzemez o. Baksana nerelere gelmiş kadın. Asla özünü inkar etmez. Yasemin Hanım. Sağ olsun. Timur Bey'le konuştu. Beni işe aldırdı. Hayatım kurtuldu abi onun sayesinde. Şimdi sen söyle, sen olsan yerimde onun her dediğini yapmaz mısın? Allah Allah. Nerede bu arabanın anahtarı? Anne bak babam, onu soralım. Baba. Kızım koşma. Baba. Baba. Kızım, Zala çıkmadınız mı? Yok ya şey, arabanın anahtarını bulamıyorum da sende mi kaldı acaba? Bende kalmış, kusura bakma. Merhaba. Merhaba. Yasemin ben. Nevin, memnun oldum. Alışabildiniz mi yeni hayatınıza? Ben çok alıştım. Yeni evimiz çok güzel. Odam da çok büyük. Öyle mi? Senin adın ne bakayım? Ece. Ne güzel bir kızsın sen. Saçların ne güzel olmuş böyle. Annem ördü. Siz de çok güzelsiniz. Elbiseniz çok şık. Çok teşekkür ederim. Hadi Ece, gidiyoruz. Hoppa. İyi günler. İyi günler. İyi dersler. Ne güzel bir ailen var. Biliyorum. Fatih. Buyurun Timur Bey. Bugün sen benimlesin. Suat izinle. Benim arabayı getir bakalım. Hemen. Bugün Adem götürüp getirsin seni. Bir sakıncası yok değil mi? İşiniz bitince de bizim Riva'daki eve geçin. Bu geceyi orada geçirelim. Keşke daha önce söyleseydin. Şimdi buz gibi dur orası, ben de ona göre giyinirdim. Ben gelene kadar orada bekle Adem. Biraz bekleteceğim. Bir üstümü değiştireyim. Şey mi oldu Timur? Yok. Dün akşam keyfin yerindeydi. Gel Bekir. Beni çağırmışsınız Timur Bey. Son zamanlarda iyi iş çıkarttım. Adem'den de çok memnunum. Tam istediğim gibi bir adam bulmuşsun. Sağ ol. Siz sağ olun Timur Bey. Sizi mükafatlandıralım. İkinize de izin bu akşam. Adem'i de al yanına. Gidin, için, eğlenin. Ne bileyim, çapkınlık yapın. Çapkınlık? Adem mi? Vallahi o iş zor. Neden? Şöyle söyleyeyim. Hayatında kendi karısından başka kimseyle hiç sanmıyor. Yapma ya. Gerçekten. Bunlarda rahmetli pedere bile kefil olmazdım ama Adem oldu. İnsan karısının başına tam da böyle birini dikmeli değil mi? Çok doğru bir tercih yapmışsın yani. Hadi bakayım. Merhaba. Bak hepinize şimdi kitap dağıtacağım. Bunların hepsini okuyacaksınız. Sonra bitirince değiş tokuş yaparsınız, olur mu? Dikkat et, düşürmeyin ama. Ayınla oynayacak. Oynayacağız. Daha Serin abla gitme, birazcık daha kal. Tamam, tamam. Sevmedin mi onu?
Hangisini vereyim? Ben prenses olacağım. Herkes prenses olacak. Rasim abim, senden bir şey isteyeceğim. Evet abi. Yok yok, bu sefer bir adres. Kime ait olduğunu bulmam lazım. Ya böyle eski depo gibi bir yer. Hani dün gece seninle telefonda konuştuk ya. Aynen, telefon sinyallerine baktık. Aynen orası abi, aynen. Tamam. Tamam, olur, olur. Mesaj atıyorum o zaman hemen. Haber bekliyorum. Tamam. Sağ olasın, sen de sağ ol. Vallahi ev değil, saray mübarek, saray. Benim yeğenim saraylara layık. Ay teyzeciğim, abartmayın yani. Bildiğiniz ev işte. Ay kızım, bu bildiğimiz evse bizim oturduklarımız ne acaba? Ay bu da böyle işte. Hep bir mütevazi, sanırsın prenses. Eşyalar da yeni galiba değil mi Nevin? Hı hı. İki günde bu kadar açıldığınıza göre Adem bayağı iyi para oluyor demek. Sonra sahip ne kadar oluyor? Bilmiyorum ne kadar aldığını ama Ordu'dakinden daha iyi. Ordu'dan ayrıldığına da çok üzülmemiştir o zaman. Yok canım, olur mu? Üzüldü tabii. İyi bir iş bulmak onu rahatlattı ama esas tesellisi ailesinin yanında olmak. Tamam abla, daha fazla ağlama. Yok, bütün arkadaşların burada, biz yardım edeceğiz sana. Abi ne çabuk. Buldun mu? Evet. Kimmiş bu adam? Nasıl ya? Emin misin? Tamam. Yok yok, anladım, tamam. Anladım, sağ ol. Çocuklarını da aldıracağım, merak etme. Konuştuğumuz gibi.